Oyunları pek çok farklı yönden ele alıyoruz arkadaşlar. İşte game design yönünden olabilir, level design yönünden olabilir, oyunun mekanikleri yönünden olabilir, hikayesi tarafından olabilir ve hatta oyunun sanat tasarımı, grafikleri vesaire bu tarz noktalarda olabilir. Oyunları pek çok açıdan konuşuyoruz ama bir konu daha var ki aslında her ne kadar çok spesifik anlar dışında gün yüzüne çıkmasa da oyunlar için çok önemli bir konudur bu. Oyunlardaki zorluk seviyeleri arkadaşlar. Oyunlardaki zorluk seviyesi neye göre ayarlanır, ne kadar önemlidir, ne işe yarar, nasıl oyuncuyu hem oyuna kitleyebilir hem de oyundan soğutabilir bu gibi konuları bu videoda konuşmak istiyorum istiyorum. Bilin üzere kanalımızda oyunlar ve oyun sektörü adında bir playlist var. Bu videoda o playliste dahil olacak. Bu tarz bilgilendirmeler yapma gereği duyacağım artık bu videolarda. Çünkü insanlar diyor ki aa saf oyun ve oyun sektörü konuştuğum videolar da var mı diye soruyordu. Evet var. Playlistinden playlistimden bu tarz videoları izleyebilirsiniz. Çok derin ve bilinmedik şeyler konuşmuyorum ama bu tarz muhabbetleri arayanlar ve bizlere katılmak isteyenler göz atabilir. Şimdi oyunlardaki zorluk seviyesi deyip konuşmaya başlayalım bakalım. Şimdi her şeyden önce oyunlardaki zorluk seviyesinin öneminden bahsedelim. Bir oyunun zorluğu. Yalnız ben şimdi zorluk dediğimde aklınıza direkt olarak zor oyunlar gelmesin. Burada benim bahsetmeye çalıştığım kavram difficulty aslında. Yani zorluk. Hani kolay da bir zorluktur. Zor da bir zorluktur. Bunu baştan bir açıklayayım. Ve bu aslında oyunların temelini oluşturan etmenlerden biridir. Çünkü zaten benim üzere oyunlar temelinde bir etki ve tepki araçlarıdır. Yani şöyle açıklayayım. Oyunda bir şey yaparsınız ve karşılığında bir şey alırsınız. Bu bağlamda da oyuncu kendini tatmin olmuş hisseder. Bunu her oyunda teyit edebilirsiniz. Video oyunları olsun, gerçek hayattaki oyunlar olsun vesaire. Oyuncu bir şey yapar ve karşında bir şey alır. Kazanır, tatmin olur ya da kaybeder. Ve işte bu zorlukla beraber de oyuncunun tatmin olma hissini ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu zorluk seviyesi oyundan oyuna değişir, oyuncudan oyuncuya değişir, oyun yapılarına göre değişir, oyun türlerine göre değişir ve her oyuncu farklı zorluklarda oyunları arayabilir. Kimi oyuncular için çok zorlayıcı oyunlar daha tatmin edici ve daha hani keyif verici oyunlar olurken kimisi ise oyunlarda zorlanmayı sevmez. Daha kolay oyunlarla vakit geçirmeyi sever. İşte bu tarz etkenler oyunları aslında daha baştan bizlerin kafasına sınıflandırmaya yetiyor. Mesela aranızda pek çok kişi vardır eminim ki Soul serisinde daha elini sürmemiş olan. Neden? Çünkü zor oyunlar diye Oluyor. Vardır mutlaka. Veya işte bazı böyle daha çocuksu görünen oyunlar diyeceğim. Bazı platformer oyunları falan var. Aklıma şu an bir örnek gelmedi. Düşüneyim. Super Lucky style mesela. Aklıma şu an o geldi. Onu rastgele bir şekilde söyledim. Bu tarz kolay oyunları adam görüyor diyor ki ya benim için kolay bir oyun. Ben bunu oynamam. Ben hani aslında oyunları daha oynamaya başlamadan önce kafamızda bir sınıflandırma oluşturuyor. Sadece oyuncu tarafından değil. Tabii ki game designer vesaire de çok direkt olarak etki eden bir konu oyun zorluğu. Direkt olarak bir oyuncuya nasıl bir deneyim sunacağını aslında kararlaştırıyor oyun zorluğu ve bu açıdan bakıldığında aslında çok çok önemli bir konu oyun zorluğu ve genelde her oyunda da konuşulmaz. Çünkü şöyle bunun da aslında tarihi bir nedeni var arkadaşlar. Geçtiğimiz jenerasyonlarda son 2-3 jenerasyonda özellikle oyunların popüleritesinin yayılmasıyla beraber oyunlar aşırı derecede kolaylaştı arkadaşlar. Çok ufak örnekler vereceğim. Eskiden oyunlarda kayıt sistemi yoktu artık var. Hadi bu teknik bir aksaklıktan dolayı olmuyordu diyelim. Hani o zamanki sistemler yetmiyordu diyelim. Şöyle başka bir örnek vereyim. Eskiden oyunlarda mesela karakterlerimizin canını arttırmak için böyle metpekler falan toplamamız gerekirdi. Son 20 yılda artık bu oyunlarda vesaire yavaş yavaş değişti ve pek çok oyunda karakterlerin kendi kendini iyileştirdiği sekanslarla karşılaştık vesaire. Bu tarz pek çok örnek görebilirsiniz. Oyunlar gittikçe kolaylaşıyor aslında. Eskiden oyunlar daha komplikeydi. Oyuncuya ne yapması gerektiğini söylemezdi. Bugün artık her oyunda bir sarı nokta koyar haritaya. Sen oraya gidersin. Hiç biter. Hiç öyle hani nereye gideceğim, ne yapacağım, kimle konuşacağım böyle bir derdiniz olmaz. Hani aslında oyun sektörü büyüdükçe, daha geniş ulaştıkça oyun zorlukları da değişiyor. Bununla beraber game design, level design falan da felaket bir şekilde değişiyor. O yüzden özellikle şöyle bir son 40 yıla baktığımızda oyunlarda zorluk açısından da felaket bir değişiklik var. bunun pek çok faktörü var dediğim gibi teknolojinin gelişmesiyle save sistemi geliyor, popülarite artıyor, oyuncu tiplemeleri değişiyor, tercihler değişiyor. Çok fazla sayabileceğiniz faktör vesaire var ama ana konumuz burada oyun zorluğunun oyunlara bayağı bir etki ettiğini görebilmemiz. Peki kafanızda şöyle bir soru oluşabilir. Bir oyun kime göre zordur, kime göre kolaydır? Buna karar veren kimdir? Bunun aslında direkt olarak bir cevabı yok. Kişiden kişiye değişir. Her oyun her kişide farklı tepkiler doğurabilir. Çok basit bir örnek. Kimisi için Souls oyunları çok kolaydır. Oyuncu deli gibi oynar, hiç zorlanmaz. Öbürü çok zorlanır vesaire. Veya çok kolay bir oyundan birinin zorlanması da çok mümkündür. Burada yapılabilecek tek şey genele bakmaktır. Game testerlar falan da o yüzden çok önemli bir role sahiptir oyun yapımı aşamasında. Yani oyun yapan birinin kendi oyununun zor veya kolay olduğunu anlaması pek mümkün değildir. onun için game testerlar devreye girer. Birazcık hani ortalama alınır. O şekilde bir oyunun zor veya kolay olduğu kanaatına varılabilir. Bu şekilde bir cevap getirebiliriz. Çok önemli bir konu değil ama ortada genel bir yargı olması yine de seçimlerimizi etkiliyor. Bin kere örnek verdim vermeye devam edeceğim. Soğuz oyunları zordur. Mesela peki bir oyunun zorluk seviyesi nasıl ayarlanabilir? Şimdi ben bir <laughs> oyun yapımcısı falan değilim. Çevremde de oyun yapan bir insan yok. En fazla internetten okuduklarımla vesaire yola çıkacağım. Bir de tükettiğim oyunlarda gördüğüm kadarıyla sizlere yorum yapacağım. Oyun zorluğu nasıl ayarlanır? Sorusuna ben iki şekilde cevap verebiliyorum. Doğal bir şekilde ve yapay bir şekilde oyun zorlukları ayarlanabilir. Yapay bir şekilde oyun zorluğunu ayarlamaktan kastım şu oluyor. Mesela bunun için en güzel sizlere NES oyunlarını örnek verebilirim. Mesela NES oyunları sizlere yapay bir zorluk sunar. Save sistemi yoktur. Karakterleriniz hızlı şekilde ölür. Hatta NES oyunları demeyelim. Direkt olarak arcade Arcade makinelerindeki oyunlar diyelim daha şey olsun çünkü bazı NES oyunları da çok güzel tasarlanmıştır ve zorluğu gerçekten kendi içinden gelir. Arcade oyunları, o oyunların tek amacı hızlıca ölüp sizden daha fazla jeton almaktır. Karakterinizin canı azdır, düşmanlar çok güçlüdür, ne yaparsanız yapın eninde sonunda bir yere takılırsınız. Bu tarz zorluklar genelde yapay zorluklar olarak adlandırılabilir. Biraz daha modern zamanlara bakarsak şöyle örnekleyebiliriz. Karşınıza çıkan düşmanların levellerini deli gibi arttırmak. Mesela siz 10 seviyesinizdir, karşınızdaki düşman ana hikayede ilerlemeniz için öldürmeniz gereken düşman birden 25 seviye olarak karşınıza çıkar. Bu mesela yapay bir zorluktur. Düşmanın size sunacağı challenge aynıdır. Yine aynı şekilde dövüşeceksinizdir. Aynı tuşlarla savaşacaksınızdır. Aynı deneyimi yaşayacaksınızdır ama ortada bir stat, bir veri farkı vardır. O 100 vuruyordur. Siz 10 vuruyorsunuzdur. İşte bunu ne yaparak işte grindleyerek vesaire çözebilirsiniz. Oyun deneyimini çok değiştirmez ama yapay bir zorluktur ve genelde oyunun süresini uzatmak için kullanılır. Arcade makineleri falan nasıl sizlerin parasını emmeye çalışıyorsa bu tarz etmenlerde oyun süresini uzatır. Zaten o NES oyunları falan hep 1-2 saatlik oyunlardır en fazla ama <laughs> yani bitiremediğiniz için günlerce haftalar ilerice oynadığınız oyunlardır. Bu şekilde yapay zorluğu adlandırabiliriz. Öte yandan doğal zorluktan bahsedecek olursak işler burada birazcık daha karışıyor. Çünkü oyun yapımcısına bayağı bir iş düşüyor. Doğal zorluğu vermek çok zor bir iştir ve o zamanlarda oyun sektöründe çok fazla böyle örneği yoktur. O yüzden zaten Souls oyunları sürekli konuşulur. Souls oyunları oyuncuya çok doğal bir zorluk sunar. Her ne kadar oyuncuyu deli etmek için ortaya konulan bazı ucuz numaralar olsa da karşınıza çıkan düşmanların tehditkar oluşu, oyun kontrol şemasının düzenlenişi, level ve game design, checkpoint sistemi vesaire Dark Souls'a baktığınızda yapay bir zorluk dışında aksine e, çok doğal ve direkt olarak kontrolcü ve oyunla baş başa kaldığınız bir zorlukla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte bu örnek verebileceğimiz doğal zorluklardan biriydi. Ve tabii ki tahmin edebileceğim üzere çok daha üzerine düşünülmesi gerektiği için doğal zorluk oluşturmak çok daha zordur. Her oyun yapımcısı da bunu tercih etmez. Etmeyebilir. İlla ki, hani doğal bir zorluk olmasına gerek yok. Kim oyunlar yapay zorluğa sahip olup da e, çok keyifli olabilirler. Bir örnek daha fırlatıyorum. JRPG'ler mesela. JRPG'lerdeki zorluk çoğunlukla yapaydır. Sürekli bir grind ister sizden vesaire çok başarılı JRPG oyunları sizden gerçekten mekanikleri kavrayıp onu kullanmanızı ister. Ama genelde özellikle Danlik JRPG'lere baktığımızda sürekli sizden level grind ister vesaire. Öte yandan birazcık da şundan bahsedelim. Oyunculara nasıl zorluk seçenekleri sunulabilir? Şimdi burada bizim yine göz bebeğimiz Souls oyunları olacak pek çok kişinin tartıştığı bir konusu. Oğuzlu oyunlarında zorluk seviyesi yok. E, bu yüzden pek çok insan oynayamıyor. Bu konuda deli gibi tartışmalar var. Kimisi diyor oyunda zorluk seçme olsun. Herkes oynayabilsin. Kimisi diyor yok hayır olmasın. Bütün oyunun kuralları bozulur vs. Ben bu tartışmaya girmeyeceğim. E, benim burada anlatmak istediğim şey oyuncuya farklı seçenekler sunulup sunulamaması. Oyunların çok büyük bir kısmında oyun zorluğu çok kolaylıkla ayarlanabilir arkadaşlar. Karşınıza çıkan düşmanların veya oyunun türü her neyse yapay zekanın zorluğu kısılarak statlar, bu istatistikler o ayarlanarak oyuncuya çok daha kolay bir deneyim sunulabilir. Özellikle yapay zorluklu oyunlarda. Öte yandan birazcık daha böyle doğal zorluğa sahip olan oyunlarda bunu yapmak çok daha zordur. Çünkü Dark Souls gibi oyunlarda iyi bir şekilde zorluğun kurgulandığı oyunlarda zorluk çıkarıldığında kolay oyuna zorluk eklendiğinde veya zor oyuna kolaylık eklendiğinde hep böyle bir dengesizlik olabiliyor. Özellikle iyi tasarlanmış oyunlarda. Dark Souls'u mesela kolay bir şekilde oynasanız çok fazla içinizdeki o savaştan aldığınız keyif kalmayabilir. Çünkü Dark Souls'un olayı odur. Veya pek çok farklı oyun düşünebilirsiniz burada. Veya kolay oyunları düşündüğümüzde tek vuruşta bir düşmanı öldürebildiğimiz oyunlarda zorlu arttığınızda belki size işkence gibi gelebilir. O yüzden doğal zorlukta oynamak biraz derttir ama çoğu oyunlara baktığımızda her zaman bir zor ve kolay seçeneği olur. Bu güzel bir şeydir çünkü herkes zorlu bir deneyim aramıyor dediğim gibi ve bu tarz seçeneklerin olması güzel bir şey. Bazı oyun yapımcılarının oyunlarına zorluk seçeneği koymaması çok normal. Adam kendi oyununun bu şekilde deneyim edilmesini istiyor. Ki hiçbir şey diyemezsiniz ve tartışmaya çok fazla açık değil. Çünkü adam koymam diyor. Yapacak bir şey yok. Ama oyun sektöründe zor ve kolay gibi pek çok farklı seçenek var ve bu güzel bir şey şey olsun. Hatta böyle son yıllarda şeyi de görmeye başladık. Son yıllarda dediğim çok uzun zamanlardan biri. Kolay vardır, normal vardır, zor vardır. Bir de hikaye modu vardır. Artık zorluk kısmında hikaye kısmı da vardır. Bu da işte son zamanlarda artan oyuncu sayısından dolayı adam oyunda savaşmayı sevmiyor, araba sürmeyi sevmiyor vesaire. Hani oyundaki o zorluğu çekecek mentali yok. Adam günde zaten mesela bir saat oyun oynuyor. Ben oyunda zorlanmayayım. Hikayesini deneyim edeyim. Birazcık dolaşayım. Oyunumun keyfini çıkarayım modunda. İşte o zaman senaryo modunu seçiyor zorluk olarak. Bu modda artık düşmanlar çok daha kolay oluyor. Artık oyunun türü neyse çok daha kolay veya otomatik çalışan bazı oyun mekanikleri devreye giriyor vesaire bu tarz seçenekler oluyor. Bunlar güzel şeyler. Eğer oyun yapımcısı benim oyunum bunlardan etkilenmiyor diyorsa tamam ya koysun. Hiçbir zararı yok. Herkes çünkü kendi istediği şekilde oyunların deneyim edebilir. İsteyen zorla oynar, isteyen kolayla oynar. Bu tamamen kendi tercihidir. Kimseyi de oyunu kolayda oynadı, zor da oynadı diye zorlamayın lütfen. Zaten oyun dediğimiz şey insanların birazcık eğlenmesi içindir. Oyuncu zor seviyordur, zor oynar. Kolay seviyordur, kolay oynar. Kimseyle adam kolay modda oynadı diye dalga geçmeyin. Çok salakça bir tartışma. Neyse ki çok fazla gündemde olan bir şey değil ama arada oluyor görüyorum yapmayın yani hani zor diye Dark Souls oynamıyorsa oynamasın ya da mod falan kurup oyunu kolaylaştıranlar oluyor yapan yapsın sıkıntı yok hani oyun hilelerini vesaire girsek burada uçar hepimiz bazı oyunlarda hileler yapıyoruz vesaire single player olacak ama multiplayer demiyorum o suçtur <laughs> ondan bahsetmiyorum oralara girsek video iyice uzar ama böyle şeylerde özgürüz ve oyun yapımcıları da bu şekilde seçenekler sunduğu sürece neden olmasın? Güzel şeyler bu şekilde de çeşitlendirilebilir. Bakalım önümüzdeki zamanlarda ne gibi zorluk seçenekleriyle karşılaşacağız. Bir parantez daha açacağım bu zorluk seçeneklerinin çeşitlendirilmesiyle ilgili. Çok oyun zorluğuyla bir alakası yok ama erişilebilirlik ayarları da bence oyun sektörüne çok önemli bir yer ediyor ve zorluk konusuna da güzel bir parantez olabilir. Erişilebilirlik dediğim şey şu. Engelli insanların oyun oynamasına yardımcı olan araçların çıkması, seçeneklerin çıkması. Bunu özellikle Sony Studios, PlayStation Studios çok güzel yapıyor. O konuda kesinlikle takdir ediyorum ve oyunlardaki zorluklar budur arkadaşlar. Evet. Sizler ne düşünüyorsunuz oyunlarda? zorluk seviyeleriyle ilgili. Özellikle böyle aklınızda Dark Souls gibi zorluğuyla veya kolaylığıyla <laughs> ön plana çıkan oyunlar varsa onları örnekleyerek sizler de yorumlar yapabilirsiniz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz bu tarz videoların en büyük amacı sizlerle muhabbet etmek. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.